Kapanışa Doğrudan herkese merhaba. İyi hafta sonları dileyelim şimdiden. Piyasaları kapatacağız. Bugün hafta sonunda çok az bir süre kaldı. Bakalım Borsa İstanbul tarafında nasıl bir kapanış göreceğiz. Haftanın öne çıkan verilerini değerlendireceğiz ve bugün gelen verileri konuşacağız bolca. Önce başlıklara bir göz atalım. Albayrak'tan açıklamalar var. Kamu bankalarımızla görüştük. Faizi 8-10 bandına getirmede mutabık kaldık diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımı güçlendirmek için finansman maliyetlerini düşürmeyi sürdüreceğiz diyor ve cari şartlar devam ederse büyüme %5'in üzerinde gelebilir diyor Berat Albayrak. Önemli açıklamalar, detaylarını konuşacağız. Koronavirüse dair endişeler devam ederken tedarik zincirinin de olumsuz etkileneceğini konuşmuştuk. Bunu da ilerleyen dakikalarda yine Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Bu arada Fitch'in bir değerlendirmesi var Çin'e dair. Eğer virüs kontrol altına alınamazsa, böyle giderse Çin'e dair büyüme beklentileri %5.2-5.7 aralığında gelebilir der Fitch değerlendirmesinde. IMF'den de bir değerlendirme var ama bu kez Körfez ülkeleri için. Eğer 2034'e kadar 2 trilyon dolarlık servetini tüketebilir Körfez ülkeleri diyor IMF değerlendirmesinde. Bunun da detaylarını konuşacağız. Bu arada ABD tarafında veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam önemli takip edilen veri tabii. Bu da beklentilerin çok çok üzerinde geldi. Sebeplerini de konuşacağız. 165 bin bekleniyordu. 225 bin olarak gerçekleşti ve yine ABD iş gücüne katılım oranında Ocak'ta %63.4 oldu. Beklenti 63.2 idi. Beklentilere paralel. Şimdi araştırma müdürümüz Cumhur Örneği'nin yanına doğru gidiyorum ve verileri konuşacağız. Cumhur, merhaba tekrardan, iyi akşamlar. İyi akşamlar Gözde. Evet, dolar TL yatay ama sanki 6'ya artık ramak kalmış gibi gösteriyor. CDS tarafında 249 benzer seviyelerdeyiz. Hı hı. Bir haftadır aslında. Borsa İstanbul tarafı bir miktar ekside, hafta boyunca sınırlı yükseliş ve alçalış görmüştük aslında. Dolayısıyla bakalım hafta genelinde de nereye gidecek bu işin sonu, onu da göreceğiz. Saatlerimiz 6'yı 10 geçe gösterdiğinde. Şimdi seninle de bu hafta genel anlamda koronavirüsünü tartıştık. Pazartesi günü Çin boşluklu bir şekilde aşağıya açmıştı. Daha sonra da bir toparlanma görmüştük. Virüsün yayılma hızında bir azalma var diye. Borsa İstanbul 118.200'den en son geldiği bant olarak 121.300-123.600 seviyesi arasında yaklaşık 2000 puan gibi bir alana sıkıştı. Bilançolar bir yandan geliyor. Diğer taraftan da Türkiye'de işte bu hafta konuştuğumuz konular, çığ faciası, Pegasus uçağının düşmesi gibi konular da Borsa İstanbul'da şirket bazlı etkiler yaratmıştı. Şimdi diğer taraftan dün hazinenin ilk 2020'deki Eurobond ihracını gördük. İki tane vadeye 5 yıl 10 yıl açtı. Beklentiler dahilinde faizler oluştu. Tıpkı 2019'da olduğu gibi dolar olarak borçlanıldı. Takas işlemiyle, swap işlemiyle euroya döndü. Geriye dönüp baktığımızda geçtiğimiz sene son döneminde daha kısa vadeli olarak hazine borçlanmaya gidiyordu. Şimdi 10 yıllık da tercih edildi. Çiftli vade oldu. Dolayısıyla hazinenin açıklamasına baktığımız zaman 3 katına yakın talep geldiği söylendi. Dolayısıyla 2020 için şunu hatırlatalım. Geçtiğimiz senenin 2020'nin öngörüleri metnine baktığımız zaman toplam bir yıl içerisinde 9 milyar dolarlık bir dış borçlanma öngörülmüştü. Onun 4 milyar doları bu iki aileyle gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Evet, devamını takip edeceğiz. Şimdi Almanya ve Fransa tarafında sanayi üretim verileri açıklandı. Aralıkta Almanya tarafında yine düşüş var. Özellikle baktığımız zaman siyahla gösterilen Almanya -4.6. Evet, şimdi grafik birazcık daha yine temiz olsun diye her zaman yaptığımız gibi senle 3 aylık ortalamalar üzerinden gittim. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bizim siyahla gösterdiğimiz Almanya'da çok ciddi anlamda daralma oldu. Fransa tarafında da neredeyse 0.2-0.3'lük daralmalar olması beklenirken %2'lik, 3'lük, 4'lük daralmalar gördük. Dolayısıyla Almanya, Aralık ayı verileriydi bu. Yeniden resesyona girer mi girmez mi tartışmaları ortaya çıktı. Bu hafta boyunca genelde Euro'nun değer kaybettiğini gördük. Ekim dip seviyeleri olan 1.0940'lara doğru yeniden bir yakınsama oldu. Dolayısıyla Aralık ayı tarafında sanayi üretimleri çok da olumlu sinyal vermedi. PMI'ler toparlanmıştı. Şimdi önümüzdeki ayda PMI verileri eğer beklentiler koronavirüsüyle bozulursa Avrupa'daki yine o daralmaları, büyüyememeyi tartışmaya başlarız. Çin'le ilgili ufak bir detay vermek lazım. Bugün ticaret rakamlarının gelmesi bekleniyordu biliyorsun. Onu açıklamadılar. Şubat'la birlikte açıklayacaklar. Biz bunu nereden hatırlıyoruz bu tip bir senaryoyu? Amerika'da hatırlarsan hükümetin kapalı olduğu dönemler içinde de veriler açıklanmıyordu. Bir böyle belirsizlik ortam, karanlığın içerisinde yön bulmaya çalışan bir piyasadan bahsediyorduk. Şimdi Çin tarafında koronavirüsü bu ekonomiyi ne kadar etkiliyor
tartışmak için göreceğimiz olan verilerde eğer böyle bir sarkma olacaksa bu hisse senetlerinde ya da diğer ürünlerde bir belirsizlik unsuru, risk primi olarak karşımıza çıkacaktır gibi gözüküyor. Evet, bir de bu faiz indirimleri döngüsünün artık sonuna gelindi derken Rusya'dan bir hamle daha geldi. Aslında bekleniyordu. Hı hı. Rusya bu adımı attı ama niye attı onu da sorgulamak lazım değil mi? Baktığımız zaman burada özellikle çekirdek enflasyon tarafı oldukça düşük. Evet, şimdi Rusya tarafını hatırlatalım. Onların %4'lük bir enflasyon hedefleri var. Dolayısıyla en son gelinen noktada TÜFE'de rakam %2.40, onun altındalar. Senin de söylediğin gibi çekirdeğe baktığımız zaman son derece sıfır. Ama senin de göreceğin gibi geçtiğimiz sene FED faiz arttıracak diye onlar da önceden bir politika faizlerini arttırmaya başlamışlardı. Dolayısıyla bu çerçevede önce şurada gördüğümüz yukarı adımlar vardı. Sonra baktılar ki FED geri gelmeye başladı. Politika faiziyle enflasyon arasında da makas var. 6. kez faiz indirimine gidip politika faizini %6'ya indirdiler. Dolayısıyla petrolün yükseldiği yerde dış borçları da nispeten sınırlı. Arada da bu kadar makas olunca Rusya'nın tabii daha fazla sermaye çekmesi bekleniyordu. Burada yaşamış oldukları yükseliş tamamen Kırım'ın ilhakı döneminde Rus rublesinde yaşanan sert değer kayıpları, ona karşılık vermeye çalışan bir Merkez Bankası ile karşılaşmıştık. Sonunu getirmediler. Anlaşılan o ki beklentileri sıcak tuttular. Önümüzdeki dönemde de Rusya'dan faiz indirimlerinin geldiğini görebiliriz. Evet, 25 bazlık bir indirimden bahsettik. Şimdi ABD tarafına dönecek olsak. Sona sakladım. İstihdam. Evet, önemli, sevdiğimiz bir veri. Şimdi baktığımız zaman hakikaten beklentilerin üzerinde ne anlatıyor bize bu grafik? Şimdi bu terminaldeki ekonomistler ne bekliyordu, ne gerçekleşti, evet, ne oraya bakalım. Rakam özellikle bir önceki beklenti 145'lik rakam çok az bir şekilde yukarıya doğru revize edildi. Bu işin bir boyutu. Bugüne baktığımızda 165.000'lik bir beklenti vardı. Ancak gerçekleşme 225 oldu. Dikkat edecek olursan beklenti aralığı genellikle 140.000 ile 190.000 aralığındaydı. Hı hı. En yüksek bekleyen 220.000 bekliyordu ki genel anlamda bu veriyi en iyi takip ettiğini düşündükleri analistlere baktığımızda da oradaki ilk 5'teki en yüksek tahminin de 190.000 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla beklentilerin oldukça üstünde bir veriyle karşılaştık. Ortalamalara baktığımız zaman 3 ve 12 aylık, yani geçtiğimiz sene genelde 176.000 ortalama konusunda bir tarım dışı istihdam rakamında artış görmüştük. Bu ay onun üzerinde bir rakamla karşılaştık. Dolayısıyla bundan sonrası için 3 aylık rakama baktığımızda evet o 12 aylığın oldukça fazla üzerinde geldi. İstihdam tarafı kuvvetli. Tabii ufak bir detay var ki piyasanın enflasyon anlamında üzerinde durduğu bir rakam. %2.9'dan %3'e gitmesi beklenen ortalama saatlik kazançların %3.1'e geldiğini görüyoruz. Genel anlamda istihdam rakamı da işsizliği bir tarafa bırakıyorum. Manşet rakamda ortalama saatlik kazançlarda piyasayı bir miktar memnun etti. S&P 500 hızlıca bir yukarı gidip geri geldi gibi gözüküyor. Orada bir oynaklık yaşandı. Evet, Trump birazdan tweet atar bence, ne dersin? Tabii şimdi hani böyle bir neyi bir seviyor Trump? Borsalardaki zirveleri seviyor. İstihdam ve büyüme rakamlarını seviyor. Bizim tarafa dönüp bakacak olursan da eğer herkesin hani belli ölçülerde doların nominal seviyesine bakıyorduk ama sen de biliyorsun ki hem ithalatçı tarafında hem ihracatçı tarafında herkes dolar TL'deki oynaklıktan dem vurdu. Evet. Hani seviyesinden ziyade oynaklığın düşük olması iş alemi açısından değerlendirildiğinde ya da bundan sonraki fiyat beklentileri açısından hep kilit noktayı oluşturuyordu. O tablo, hani hangi şartlar altında hani onu tartışmıyorum ama bir haftalık gerçekleşen oynaklığa baktığım zaman rakam %3.3'e gelmiş durumda. Yani dolar Türk lirasının bir haftalık içerisinde istatistiksel olarak oynaklığını ölçtüğümüz zaman, ki biz bunu hani sosyal medyada şöyle bakıyoruz, kafamızı döndürüp bakıyoruz, hep 5.98, 5.98.50. İşte onun matematiksel olarak karşılığı bu tablo, evet, olarak karşımıza çıkıyor. Benzer bir rakamı %5'lerdeki ortalama 2012-2013'lerde görmüşüz ama dikkat edeceksen bizim genellikle ortalamamız, yani yıllara baktığımız zaman %10 ile %15 oturmuş bir bazdı. Bu noktada hem bankalar açısındaki döviz alım satım yapan traderlar açısından oldukça zorlu bir dönem, hem de bankaların hazine pazarlama departmanlarında işte döviz alım satımını yapan arkadaşlarımızın kar yaratması ya da işlemler yapması açısından zorlu bir dönem. Dolayısıyla hani şu aşamada oynaklık neredeyse manşeti de verdim. Genelde hep dalga boyu anlatmak için kullanırız. Dolar Türk lirasında kalmadı diyebilirim. Evet. Cüneyt'e dönelim. Cüneyt'e de soralım. Evet, Cüneyt Başaran Londra'da karşımızda. Cüneyt merhaba. Merhaba. Evet, şimdi tarım dışı istihdam verisini az önce konuşuyorduk. Cumhur'la baktığımız zaman beklentinin çok çok üzerinde. Senin yorumun ne olur konuyla ilgili?
Tarım dışı istihdam verisi herhalde Trump'ı memnun etmiş. Dünyanın büyük çoğunluğunda ise bakın Amerika'da da ekonomi soğuyor. Fed bir kez daha faiz indirmek zorunda kalacak. Gelişmekte olan ülkeler işte faiz indirim tekrar turuna başladı diyenleri biraz sıkıntıya sokacak bir veri. Gerçekten veri oldukça etkileyici. Yani sadece tek ay veriden bahsetmiyorum. Geçen 3 ayda Amerika ortalama aylık 211 bin kişilik bir tarım dışı istihdam verisi sağlamış. Hem de artan iş gücüne katılımla. Yani %60.4'e çıktı iş gücüne katılım. Son 3 aydan beri ortalama 211 bin civarında bir ekstra tarım dışında istihdam sağlanıyor. Ve maaş artışları da 3.1'de gidiyor. Dolayısıyla bu kombinasyon Amerikan ekonomisinin büyümesinde artık sıkıntı var. 2020'de bu büyüme 2'nin altına gelir tezine karşı gelir gelmez ayrı bir konu ama job market yani iş piyasası çok güçlü ve burada çok da fazla bir şey kaybetmemiş. Ne derler hızını kaybetmemiş gibi görünüyor. Hem Trump'ın yeni güçlendirecek hem Fed'in eline bak benden faiz indirimi istiyordun. Piyasa çok canlı konusunda güçlendirecek. Ama dediğim gibi gelişmekte olan ülkeler tarafında ya da Fed'in faiz indirimi ya da biraz daha muslukları açma tarafını bekleyenler için bence soğuk bir duş. Peki Cüneyt çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. Az sonra tekrardan geri döneceğiz seninle sohbete. Cumhur teşekkürler aktardığın bilgiler için. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz. Evet kapanışa doğru devam ediyor. Londra'ya tekrar döneceğiz. Cüneyt Başaran orada bizi bekliyor. Cüneyt tekrardan merhaba. Evet şimdi konuştuğumuz evet Albayrak mesajları vardı bugün önemli. Çünkü kamu bankaları tarafında bir mutabakat yaşandı deniyor ve %8 ile 10 arasına indirilecek faiz oranları. Bir süredir zaten seninle de konuşuyoruz. Kredi muslukları açıldı. Yatırım tarafı hala zayıf kalmaya devam ediyor ama acaba bu alınan önlemler ne kadar etkili olacaktır? Bir yandan da yatırımı güçlendirmek için finansman maliyetlerinin düşürülmesi de devam edecek der. Bakan Albayrak ne dersin? Şimdi dünyanın hemen hemen tamamında gözde özellikle koronavirüsünün de artık dünya ekonomisinde 0.2 ile 0.4 arasında negatif bir etki yapacağı anlaşıldıktan sonra dünya dört bir koldan gerek para politikalarıyla gerek mali politikalarla büyümeyi destekliyor. İşin bir boyutu var. İşin diğer boyutu gelişmekte olan ülkeler liginde hala faiz indirimleri devam ediyor. İşte bugün Rusya katıldı faiz indirimlerine. Bir Hindistan pas geçti ama Güneydoğu Asya ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki Brezilya'da iki gün evvel faiz indirimi yaptı. Gerçi bundan sonra yapmayacağım dedi Brezilya ama faiz indirimlerinde oralarda hala sona gelinmiş değil. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de de gerek faizlerin daha aşağı gelecek yeri var. Savı gerek Merkez Bankası'nın uyguladığı kontrollü gevşek para politikasının bir yeri var. Hakkını vermek lazım. Ama Türkiye'nin diğer gelişmekte olan ülkelerde olmayan ya da bizim kadar yüksek tonda ifade edilmeyen birkaç sorunu var. Bunlardan bir tanesi dolarizasyon. Türkiye'de ciddi miktarda yurt içi yerleşiklerin döviz konusunda talebi var. Tüzel kişilikler belki bir parça daha duruma göre alıyorlar satıyorlar ama yurt dışı yerleşikler döviz alımı konusunda ısrarcılar. Ve burada özellikle mevduat faizinin stopajda çıkartıldıktan sonra enflasyona karşı içerideki muğdiyi korumuyor olması bu unsuru yani döviz alımı unsurunu tetikleyen konulardan bir tanesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Bir diğer konu enflasyon konusu. Nihayetinde enflasyon 11.80-12 bandında. 12'lerde ve dolayısıyla önümüzdeki 4-5 ay boyunca da belli ki hem baz etkisi lehimize değil önümüzdeki 5-6 ay boyunca hem de Merkez Bankası'nın ifade ettiği gibi gıda fiyatları ve diğer unsurlar çok lehimize değil. Dolayısıyla 2 haneli enflasyon devam edecek. Yani nedir enflasyon? 11-12'ler devam edecek. Bu açıdan bir de şunu söyleyelim. Hani Türkiye'de bir tasarruf fazlası da yok. Bir Japonya gibi bir başka bir gelişmiş ülke gibi yurt içindeki yerleşiklerin tasarruflarının fazla olduğu hatta dışarı ithal etmek durumunda kaldığımız bir dönem de yok. Dönüp dolaşıp tekrar mevduata yüklenmek zorundayız. Bu anlamda 11'lerin üzerinde bir enflasyon varken
Dolar, yurt içi Moody'lerin dolar alma konusundaki iştahı bir türlü azalmıyorken CDS'imiz belli bir seviyeinde ama 240-250 bas puanında şu an patinaj yaparken acaba gerçekten onların altında bir kredi maliyetinin tabii şartlarla oluşması mümkün mü? Ya da mümkün olsa sürdürülebilir mi? Bence bu soru işareti. Evet Cüneyt, bir yandan da tabii faiz indirimleri deyince iç talebin fazlalaşması, bir yanda enflasyonist baskıdan bahsediliyor. Bir yanda da bunun tabii cari açığa etkisini konuşurken acaba bu katma değerli ürünler tarafında yatırım yapılması ne derece etkili olur onu da tartışmak lazım. Bugün Hakan Güldağ'la Alaoğlu'nun sohbetinde mesela konuşulan özellikle yatırım yapacak olanların da yatırım kaleminde halen daha hizmet sektörünü sorguladığından bahsedilmiş. Halen daha bir teknolojik yatırım ve katma değerli ürünlere yatırımların konuşulmadığı bir ortam var nitekim. Bu da tabii önemli bir saptama Gözde. Ne beklersin? İçeride kurun yükseldiği, yani Türk lirasıyla dışarıdan mal ithal etmenin zorlaştığı bir dönemdeyiz. Çünkü niye? Dolar Türk lirası yukarı gitmiş. Eskisi kadar ucuz olmalı, getiremiyorsun. Böyle bir noktada talebi karşılamak için yüksek maliyetli bu girdiden ziyade içeride bazı ürünleri ikame edecek şekilde üretime geçmesini beklersin. Biraz daha satış fiyatını yükseltecek şekilde, çünkü maliyetler seni zorluyor. İşçilik artmış, enerji fiyatları artmış. Sen de hani o ürünü işlemeden satacağına bu ürünü biraz daha katma değerli hale getirerek satmayı planlayacağını tahmin edersin. Ama son çıkan rakamlar hala bize toplam üretim bandından %3'ler, 3,5'lar civarından ötesine gidemeyen bir yüksek teknolojili ürün segmenti olduğunu söylüyor. Kur, evet ihracat tarafı fena değil ama bir bakıyoruz son birkaç aydan beri kur 6'larda olmasına rağmen yeniden cari açıkta aramalı, ham madde gibi ürünlerde artış var. Hani buna bir yandan seviniyoruz çarklar dönüyor diye ama bir yandan da hani kur 6'ya geldi diye şu ürünleri artık içeride üretiyoruz diyemiyoruz. Tabi burada özellikle savunma sanayi ve bunun yanındaki sektörlere ayrı bir pencere açmak lazım. Burada gerçekten gurur duyulası pozitif gelişmeler var. Oraya ayrı koyuyorum. Genel sektörden bahsediyorum, ülke ekonomisinden. Bu sebeple de acaba derdimiz kuru biraz daha aşağı indirmek mi? Yoksa inovasyon, Ar-Ge gibi konuları daha çok gündemde tutup bu konulara direkt yardımcı bulunmak, hatta bu konularda istekli olan şirketlere finansman kredili muslukları açmak mı? Çünkü daha evvel Türkiye kredi garanti fonu marifetiyle hemen hemen herkesin kapısını çalarak içeri girdiği ve o zamanın şartlarına göre sektör sistemden 5-6 puan aşağıda, yani ortalamanın 5-6 puan altında bir kredi kullanımını 200 milyar TL'ye kadar ciddi bir miktarı denedi. Yani bunun karşılığında bir yıl boyunca %4'ler civarında olacak, 4-4,5 arası yiyecek büyümenin 7'lere kadar çıktığı görüldü bir karşılık alındı ama bakıyorsun yaklaşık bir sene sonra bunun harı geçtikten sonra gene elde bir çok doğrultu kalmamış. Dolayısıyla ben de senin dediğine katılıyorum. Yani faizlerin düşük olması tabii ki tercih sebebi. Yatırım iklimini geliştirecek bir konu. Ama sadece faiz düşüklüğü üzerinden biz bu resmi ya da biz bu filmi bir kez görmüştük gibi geliyor bana. Evet Cüneyt, Çin tarafını da konuşacak olursak şimdi virüsten ölenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. 637'ye ulaştı. Bir yandan da 34 yaşındaki doktor, ilk defa bu virüsü duyuran ve çokça Çin hükümeti tarafından tepki alan doktor da hayatını kaybetmiş. Bugün özellikle Çin tarafında sosyal medyada bir öfke patlaması yaşandığından bahsediliyor ki işte Çin'in kendi Twitter'ı, Weibo'da da bir kısıtlamaya gidilmiş. Hemen bir sansür uygulanmış. Freedom of speech dedikleri, yani konuşma özgürlüğü hashtagini hemen kapatmışlar. Ve 1600'ü aşkın kişi virüsü yenmiş bu arada. Bu tabii sevindirici ama vaka sayısı tabii ki burada binleri aştı. Çok fazla sayıda vaka görülüyor. Hem de yurt dışında işte 27 noktada 320 vaka. Gelelim buradan tabii seninle konuştuğumuz ürün tedarik zincirinde neler olabilecek. Dün mesela bizim yayınımızda Maden İhracatçıları Birliği Başkanı katılmıştı ve özellikle buradan maden ihracatı Çin'de en önemli faktör deniyor. Dolayısıyla bizi de etkileyecek bir bölüm var. Bugün sen yazında da değinmişsin ama halen daha SARS'taki tablo yok diyorsun. Şimdi işin bir tarafı Gözde, hakikaten insani boyutu tarafından bakıldığında şu an koronavirüsünün işte fatality rate dediği, yani bulaştığı kişilerden
ölüm noktasında hayatını kaybedenlere gidilen orana bakıldığında %2'lerde. Bu işte SARS virüsü, Ebola virüsü, Zika virüsü gibi daha evvel dünyanın son 20 yıldır yaşadığı salgınlara göre çok daha düşük bir oran. İşin belki tek pozitif tarafı bu. Ama diğer taraftan sen de söyledin, 28 bin kişiye bu hastalık şu an için bulaşmış vaziyette ve bulaştığı insan sayısına açısından bakıldığında bu saymış olduğum deminki hastalıkların çok daha üzerinde. Gene iyi bir haber ekonomi açısından bakıldığında büyük oranda Asya ve belki Güneydoğu Asya ülkeleriyle sınırlanmış gibi gözüküyor şu an. Özellikle vakaların çok büyük bir kısmında orada olması, ölümlü vakaların da orada kaynaklanıyor olması kim açısından hani dünyanın geri kalanında bunun bir salgın olarak yayılma riskinin şu an için en azından şu nokta kontrol altına alınması konusundan. Peki bunların tedarik zinciriyle ne alakası var? İşte o nokta durmamız lazım biraz. Çünkü birkaç tane rakam ben bugünkü yazımda da söylemiştim. Onların altını çizeyim bir kez daha müsaadenle. Çin ekonomisinin dünya ekonomisindeki payı %17. Yani 14 trilyon dolarlık ekonominin dünyadaki payı %17. Bu 2002-2003 yıllarında SARS virüsü gündeme geldiğinde sadece 4-5'ler civarındaymış. Diğer taraftan Made in China yani Çin malı üretimin dünyanın geri kalanında imalat sanayinde, sanayi sektöründe kullanılma oranı bugün %20'lere ortalamada bulmuş vaziyette. Yani dünyadaki her 100 birim ürünün 20'sinde girdi maddesi olarak Made in China ürün kullanılıyor. Bu gene 2002-2003 SARS krizi sırasında bunun yarısı kadarmış. %10'lar civarındaymış. Hatta tekstil, işte elektronik eşya gibi, bilgisayar gibi sektörlerde bu %20'lik oran %40'lara 50'lere çıkıyor. Bazı ülkelerde işte Japonya, Güney Kore, Endonezya gibi ülkelerde %20'lik oran gene %40'larda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile dünya ortalamasının üzerinde %30'larda bu Çin ürüne bağımlılık. Dolayısıyla tedarik konusunda, tedarik zinciri konusunda Çin çok önemli bir yerde duruyor. Ve şu an Çin'e tabiri caizse mümkün uçmak değil. Uçmak mümkün değil oraya. Yani Amerika'nın hava yollarından tut da British Airways, Air France, KLM'e kadar, Lufthansa'ya kadar, diğer taraftan Türk Hava Yolları'nın almış olduğu karar var. Dünyanın birçok yerinde Mart ortasına, Nisan'a kadar uçuşlar askıya alınmış vaziyette. Ve bu tedarik zincirinin önemli noktasına olan Çin'in bir nevi hem kendini karantinaya alması hem de Çin'e uygulanan bu izolasyon süreci dünyada tedarikte de sıkıntı yaratmaya başladı. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi, sen Türkiye'den bir örnek verdin. Dünyadan bir örnek dün konuştuk yayında, Fiat Chrysler'den geldi. Ve bu şirket dedi ki ben Avrupa'daki üretim bandımı 2 haftaya kadar eğer Çin'den ürün çıkmazsa durdurmak zorundayım. Çünkü benim ürettiğim otomobilin içerisinde ciddi bir Çin yedek parçası var. Çin menşeli parça var ve bunların ikamesi kısa vadede kolay değil. Buradan çıkarımla konu şu an sadece Çin ekonomisini etkilemiş, Çin ekonomisine darbe vurmuş gibi gözükmekle beraber eğer birkaç hafta içerisinde Çin'den sevkiyat başlamazsa dünyanın geri kalanında birçok sektörde domino etkisi oluşturabilecek bir tedarik zinciri probleminden bahsediyor olacağız. Evet Cüneyt, sen de zaten söylemiştin dün aynı şekilde Chrysler'i, ona benzer çok firma var. Dediğin gibi Toyota'dan tut da Starbucks, IKEA, bugün senin yazında da değindiğin gibi pek çok kalem var. Peki Euro tarafına bir bakalım, Avrupa'da neler oluyor? Avrupa tarafında tabii büyümenin hep düşük kaldığını söylüyoruz ama bir yandan da Euro 2020'nin ilk ayında mesela %2 düşmüş. Biraz bunun üzerine konuşmak lazım. Yani yatırımcı neden hala Eurozone'dan çekiniyor, ne dersin? Bu konu gözde aslında bence piyasalar için sürpriz. Yani ben hatırlıyorum yılın başında Bloomberg terminalinde yıl sonu için yapılan euro dolar tahminlerinde en saygıdeğer kurumların ortalamasının 1.16, 1.15, 1.17 euro dolar paritesi olduğunu biliyorduk. Bugün şu nokta daha tabii çok erken, Şubat ayındayız ama 1.10'un altına indiğini gördük euronun. Nedir sebepler, say desen? Trump'ın elinin güçlenmesi, Çin'le birinci fazı imzalamış olması ve yönünü ve yüzünü Avrupa'ya çevirmiş olması, her an Avrupa ile ilgili başta otomobil sektörü olmak üzere yeni bir kuşatma, yeni bir ticaret savaşı başlatabilme ihtimali. İki, Çin Avrupa özelinde önemli sektörler ki bunlardan bir tanesi otomobil sektörü, Çin'den bağımsız olarak dünyanın genelinde yaşanan yavaşlamanın dönüp Avrupa'yı vuruyor olması. Üç,
Avrupa'nın Brexit sonrası yol haritasını bulmakta zorlanma ihtimali, işte bir birlik olamama konusu ve son gelen rakamlar da işte Fransa da katıldı buna. 50'nin altına inen PMI verisiyle beraber Avrupa'nın genelinde soğumanın uzunca bir süre devam edecek olması. Buna karşılık Amerika'nın, ki bugünkü veriler test ediyor bunu, Avrupa'ya göre çok daha iyi bir performans ortaya çıkartması. İşte bunların hepsi ticaret savaşı, koronavirüsün etkisi, otomobil sektöründe yaşananlar ve Çin Avrupa ekonomisinden, Avrupa ekonomilerinden gelen yavaşlama sinyalleri yatırımcıyı euro konusunda negatif tarafa geçirmiş gibi gözüküyor. Evet Cüneyt, Fitch'in değerlendirmesi vardı bugün. Çin'le ilgili olarak özellikle büyümenin düşürüleceğine dair, ama bir büyüme değerlendirmesi IMF tarafından Körfez bölgesi için de yapılmış. Bu da değerli bir kaynak aslında. Çünkü 15 yıl içerisinde aslında baktığımız zaman mali servetlerinin düşük karbon, hidrokarbon gelirleriyle birlikte zayıflayarak artık o eski zenginliklerinin kalmayacağını, yani 2 trilyon dolarlık serveti tüketecekler diyorlar. Ne dersin bu konuyla ilgili olarak? Bu konuda IMF 2040'ı işaret etmiş ama 2035 diyen raporlar da var. Mesela Aramco'nun elindeki bir rapor aynı tahribatın 2035'e kadar yapılacağı konusunda. Öyle ya da böyle Gözde, şu an 100 milyon varil olan günlük petrol tüketiminin kabaca 114 milyon varillerde ve 2040 yılında 115 milyon varille zirveye oturacağı ve artık ondan sonra da günlük petrol tüketiminin buradan aşağı ineceği tahmin ediliyor. Çünkü fosil yakıtlara karşı, aleyhine karşı gelişen çok ciddi trendler var. İşte yenilebilir enerji başta olmak üzere, nükleer enerji diğer taraftan petrol ya da fosil yakıtların kullanımını azaltıyor. Bahsettiğin Orta Doğu ülkelerinin de büyük oranda bütçeleri, işte ülkeden ülkeye değişiyor ama %50'lerle %70, %80'lere varan bütçe gelirleri petrol gelirinden ya da doğalgaz gelirinden. Ve bu her iki konuda da işte hem dünya ekonomisindeki yavaşlama, hem fosil yakıtlara karşı insanlığın yavaş yavaş geri çekiliyor olması, başka alternatifler araması, hem şu çok cari durumda gördüğümüz gibi koronavirüsü mesela bir ayda petrol fiyatını 50 dolara kadar indirdi. %17 doğalgaz fiyatında bir düşüş oldu. Neden? Çünkü önemli bir enerji tüketicisi olan Çin'de ekonomi durdu. Dolayısıyla bu tür sebepler göre yapılan tahmine göre 2 trilyon dolar çok ciddi bir rakam, bu rakam. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde eğer Arap Yarımadası'ndaki ülkeler bir önlem almazlarsa, başka bir çıkış yolu bulamazlarsa, servetleri gözleri önünde erip gidecek gibi gözüküyor. Evet Cüneyt, tabii bir yandan da yenilenebilir enerji kaynakları da önemli rolü var mıdır sence? Yani önümüzdeki dönemde belki şu an için çok ufak bir payı var ama işte bakıyoruz İngiltere tarafında ufak ufak adımlar atılıyor. Belki bebek adımları, çevreyi kirleten araçların engellenmesi. Bir yandan Tesla gibi büyük şirketlerin elektrikli araçlara yatırım yaptığı bir ortamda belki de önümüzdeki yıllarda işte eskiden gördüğümüz o 100 küsür dolarlık petrol seviyelerini bir daha hiç göremeyeceğiz gibi. Haklısın, çünkü sen şirketlerden örnek verdin. Bu konuda çok daha iddialı şirketler de var. Mesela Microsoft diyor ki 2035 yılına geldiğinde ben sadece sıfır karbon emisyonu yaratmakla mükellef değilim. Geçmişe dönük olarak yarattığım karbon emisyonu da temizleyecek şekilde bir formül önereceğim diyor. Bugün aklına gelebilecek her türlü şirket, yani uluslararası şirketin sürdürülebilirlik projesi altında bir karbon emisyonu konusunda taahhütü var. Avrupa Birliği'nin 2050 taahhütü var. İngiltere'nin 2050'ye kalmadan sıfır karbon emisyonu konusunda bir taahhütü var. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler karbon emisyonu konusunda çok ciddi bir taahhütle bağlıyorlar kendilerini. Bunun bir kısmı ortaya çıkan karbon emisyonunun eminmesiyle ilgili atılan adımlar, ama bir kısmı da fosil yakıtlardan uzaklaşarak, senin söylediğin gibi yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer alternatif enerji türünün devreye girmesi. İşte bunlar da zaten bir daha o dediğin gibi 3 haneli petrol fiyatlarının olmayacağı konusunda çok net bir fikir veriyor birçok oyuncuya. Türkiye tabii bu konuda şanslı. Yıllarca petrol tüketicisi olmanın dezavantajını çekmiş, cari açını büyük bir yük olmuş olan petrol fiyatlarının hem
yerinde sayıyor olması, yavaş yavaş aşağı iniyor olması, hem de petrole olan bağımlılıktan başka alanlara geçiliyor olması Türkiye gibi petrol tüketici ülkeleri rahatlatacak bir hamle olarak öne çıkıyor. Cüneyt, bir de senle bu hazine tarafında borçlanmalara çıkılmasından bahsetmiştik. Aslında Ocak ayında beklerken Şubat ayında gelen ve rekor rakamlardan bahsediyoruz. 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı geldi. Yani 3 kat talep artmış durumda. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye Hazinesi'nin bu konuda zamanlaması da başarısı da tescillidir. Bir kez daha son derece başarılı bir ihale gerçekleşmiş. Hem 5 yıllık hem 10 yıllık her ikisinden toplam 4 milyar dolarlık bir borçlanma ve 3 katı talepten bahsediyoruz. Yani 4 milyar dolar kendi başına zaten etkileyici bir rakam ama talebin de 3 katı olduğunu hatırlatalım. Artı ihalelere çıkıldığında dün konuşmuştuk mesela 5 yıllık tahvil faizine 4.65'ler olabilir diyorduk. 4.45'e kadar gerilemiş. 10 yıllık tahvilde 5.65'ler diyorduk. O 5.50'lere kadar gerilemiş. Dolayısıyla hem borçlanma maliyeti açısından hem de miktar açısından oldukça başarılı iki ihaleyi tamamlamış Türkiye Hazinesi ve bunları da son dönemde yapmaya alışkanlık haline getirdi. Euro'ya çevirmiş vaziyette. Böylece maliyetlerini biraz daha aşağı indiriyor. Onu da ifade etmek lazım. Şunu da söyleyeyim. Bu piyasanın yani gelişmekte olan ülkeler aynı Türkiye gibi Amerikan seçimleri başlayana kadar ki olan boşluğu iyi değerlendirmek istiyorlar. Biraz koronavirüsü burayı zorluyor şu an. Ama Türkiye çok iyi bir zamanlamayla koronavirüsünün etkileri belki daha hissedilmeden ya da işte Fed'in bu Amerika'dan gelen güçlü rakamlar acaba Fed'e faiz indirtmez mi diye fiyatlamaya girmeden tam doğru zamanda girip piyasadan borçlanmasını tamamlamış gibi. Evet Cüneyt, çok teşekkür ederiz değerli yorumlar için. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları dileyelim sana da. Şimdi BloombergKT.com'da öne çıkan haberlerle devam ediyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteneceğini açıkladı. SPK'dan yapılan açıklamada son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi ve kişilerce yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir denildi. Honda ve Toyota virüs sebebiyle ara verdikleri üretime 17 Şubat'ta devam etmeyi planlıyor. LMC Otomotiv'in açıklamasında bu ölümcül salgının 3. çeyreğe sarkması durumunda Çin'in otomotiv piyasasının bu yıl %10 ya da daha fazla daralabilir denildi. Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta sert düşerek imalat sektöründeki resesyonun geride kalmaktan çok uzakta olduğunu hatırlattı. Almanya'da sanayi üretimi Aralık'ta aylık %3,5 azaldı. Söz konusu rakamlar ticaret gerginliği ve Brexit'ten olumsuz etkilenen ve otomobil sanayisi iklim değişikliğinden zarar gören Almanya'nın yakın zamanda yükselişe geçeceği yönündeki umutları azaltıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İstanbul'da elektronik bilet ücret tarifelerine %35 zam yapıldığını duyurdu. Böylece özel halk otobüsü, İETT, metrobüs ve metro tarifelerinde en kısa mesafeli ücretin 2.60 TL'den 3.5 TL'ye çıkacağı belirtildi. Ve New York'a dönelim hemen. Melike Ayan orada her zaman olduğu gibi. Melike, merhaba tekrardan. Bugün ABD piyasalarında bir miktar negatif bir hava mı var? Ne dersin? Tarım dışı istihdam verileri bir yandan beklentinin oldukça üzerinde geldi. Devamını sen anlatırsın. Teşekkürler. Evet, kesinlikle bu cuma gününde, haftanın son gününde ve belki de haftanın en önemli verisinin geldiği bir günde ekonomik veri, tarım dışı istihdam verisi gayet iyi geldi. Beklenenden de iyi. 225 binlik bir artış var. 160-165 bin bekleniyordu en fazla. Evet, tamam, işsizlik oranı düştü %3.6'lar ama ücretlerde çalışılan ortalama aylık ve yıllık ücretlerde artış var. Şimdi baktığımızda %3'ü de geçiyor. 3.1'e geliyor. Bir önceki dönemde 2.9'dan 3'lere yukarı yönlü revize ediliyor. Tarım dışı istihdam da 145 binden 147 bine yukarı yönlü revize ediliyor ama bu rakamlar, bu veriler gölgede kaldı. Yani
%3.6 her ne kadar beklenen %3.5'tan yukarıda olsa da 50 yılın dibinde olan bir işsizlik rakamı var. Ve gelelim sektörlere, en çok kazandıran sektörler imalat hariç, imalatta gerçekten bir düşüş var ama sağlık sektöründe, turizmde, restoranlarda, otellerde, ulaşım sektöründe artış var. Otel ve restoranlar 36 bin işe almış. 28 bin ulaşımdan geliyor. Ve bir yandan da hizmet sektörünün 21 bin kişiyi içeri istihdama kattığını görüyoruz. Ama dediğim gibi bunların hepsi gölgede kaldığı için virüs korkusu endişesiyle birlikte birçok hissenin sert düşüşe geçtiğini görüyoruz. Hem lüks perakende firmaları, hem otomotiv sektöründeki firmaların, teknoloji sektörünün bundan darbe yediğini görüyoruz. Bir yandan da tabii yatırımcılar haftaya da öyle başlamıştı ama şimdi daha fazla bir şekilde Çin'in ve global ekonominin bundan ne kadar darbe yediğini hesaplamaya çalışıyor. Burberry grubunun hissesinin sert bir şekilde düştüğünü, düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu virüs satışları Çin'de etkilediği için. Aynı zamanda iPhone yapımcısı Apple'ın da Foxconn aracılığıyla özellikle Shenzhen fabrikasını işçilerinin geri dönmemesini söylediği, şu 10 Şubat tatili bitmesine rağmen, çünkü 10 Şubat Lunar, bu Çin tatili nedeniyle 10 Şubat'a kadar uzatılmıştı. 10 Şubat'tan sonra da geri dönmeyin demesi büyük bir yankı yarattı. Onunla birlikte Toyota, Honda, motor gruplarının, otomotiv sektörünün de en büyük devlerinin bundan negatif etkilendiğini görüyoruz. Bu taze raporlar hem karantinayla ilgili, hem daha fazla ölüm sayısı, hem daha fazla hastalığa kapanılanların sayısı geldikçe, ki bir günde 3000'den fazla daha kişinin hastalığa yakalandığına dair resmi rakamlar gelince, bunun 30 bini de geçtiği, artık 50 binlere neredeyse yaklaşacağına dair bir korku İyice piyasaları kapladı, ki ölü sayısı da 638'i geçti. İşte böyle bir günde her ne kadar tarım dışı istihdam rakamı beklenenden çok daha iyi gelse de, ve içindeki dağılımında da özellikle belli sektörler kendini toparlasa, imalat hariç dediğim gibi, maalesef bu gölgede kaldı. Bir de Trump'ın otomotiv sektöründe 100 bin istihdam iddia etmesi ve bunun vaadini vermesi piyasalarda vardı. Ancak zaten oto sektöründe 2019'da 50 bin kişi işten çıkarılmıştı. O yüzden çok fazla inandırıcı olmadı. Ancak bunun onun yeni politikalarının içine katıldığını görüyoruz. İşte böyle bir günde elimizde birçok veri var. Şimdi underemployment dediğimiz full time iş arayan, part time iş sahibi olanların da sayısının düştüğünü yine görüyoruz. Ama toptancı envanterleri, toptancı ticari satış ve tüketici kredileri önümüzdeki saatlerde gelecek olan verilerden, şu an itibariyle fiyatlanan virüs, endişe, belirsizlik piyasanın sevmediği üçlü diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için ve Melike Ayan'la birlikte kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Günden kalanlarla tekrar karşınızda olacağız.